Evet sevgili takipçilerim, bugün sevgili kayınvalidemle ne yapıyoruz? Yaprak sarması yapıyoruz. Yaprak sarması yapıyoruz, evet. O çok güzel yapar yaprak sarmasını. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim çünkü çok lezzetli. Duydunuz mu? Önce bunun suyun fazla tuzunu alacağız. Sonra haşlayacağım bunu. Bunu haşladıktan sonra diğer malzemesini sabırlamaya başlayacağım. Önce yaprakları yıkıyoruz. Yıkıyorum. Fazla tuzu gitsin diye. Bunu böyle yıkayacağım. Buraya alacağım haşlanırken. Tuzuyla koyarsak sertleşir. Evet, ne yapacağız şimdi? Kaynar suya mı atıyoruz? Şimdi evet, bunları böyle yıkadıktan sonra haşlıyoruz. Biraz bir iki kaynar geldi mi o yumuşayınca biz çıkaracağız onları. Yani orada suyunu sıkıp başlıyor. Evet, evet. Bunlar salamura tazesi olduğu zaman böyle yıkanmayacak. Tuzlu olduğu için böyle tuzu gitsin diye. Birkaç kaynar gelecek böyle. Bakalım kızı mı daha iyi aşçı, annesi mi daha iyi aşçı? Kızım benden daha aşçı canım. Ben artık yaşlandım, bu kadarcık yapamıyorum. İkinci bir sefer daha koyacağız. Elini yakma da. Ustaların eli yalar mı? Yanmaz. Aşağı yukarı 5 dakika kaynatıyoruz. Evet. Sertliğine göre. Tamam. Ondan sonra işte dediğim gibi tazeleri olursa sadece sıcak suya batırıp çıkarabilirler. Bunlar salamura olduğu için tuzu gitsin, yumuşasın diye koyduk. Tamam. Şimdi bunlar haşlandı. Tamam. Aman dikkat et. Onları ne yapıyoruz? Bunu buraya alacağım. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi iki tane büyük soğanı soyduk. Bir soğanı 4-5 parçaya böldük. Rondodan geçireceğiz, öyle mi? Rondodan geçeceğiz, evet. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. At hepsine. Tamamdır. Şimdi bunları... Bu soğanlar da böyle. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yarım kilo pirinci buraya koyacağız. Tamam, tartacağız. Pirincimizi şimdi tartacağız. Bunu yıkayacağım pirinçte. Soğanımız hazır. Pirincimiz de yıkayacak, hazırlanacak. Ondan sonra yapmaya başlayacağız işte. Tamam. Seni hiç aklıma gelmezdi sende. Yaprak sarması yemeği yapmak. Hayatta her şey olabilir her değil şey mi? Her şey olabilir, aynen öyle. Pirincimiz de hazır. Tamam. Şimdi başlıyoruz içini hazırlamaya. Tamam. Bunun içine hem sıvı yağ hem zeytinyağı koyabiliriz. Ama biz zeytinyağı ile yaptık daha lezzetli olsun diye. Böyle bir bardak. Bir bardak zeytinyağı. Yağ koyduk. Yağ biraz ısınsın. Doğradığımız iki tane büyük soğan, hepsini koyuyoruz. Bu böyle birazcık yumuşadı mı soğanlarda? Bazı insanlar bunu çiğden yapıyorlar, öyle hoşuma gitmiyor. Ben onun için de böyle birazcık... Çiğden derken soğanı mı çiğden koyuyorlar? Her şeyini çiğden. Böyle yapmıyorlar yani. Anladım. Böyle sadece anladım. Soğanını doğruyorlar, pirincini koyuyorlar, salçasını öyle çiğden yapıyorlar. Ama ben böyle pişiriyorum, bu daha lezzetli. Bence. Şimdi bunun içine biraz domates salçası koyacağım. Biraz da biber salçası koyacağım. Birer kaşık mı? Yok. Herkes istediği kadar koyabilir. Aşağı yukarı bir kaşık evet, koydum sana. Evet. Bu acı değil mi ya? Yok, normal biber. Biri domates, biri biber. Evet, biri var. Biber, biri domates. Bu böyle evet, oldu. Şimdi... Ooo, bol salçalı yapıyorsun sen. Evet. Şimdi nane koyacağım. Nane istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Sen aşağı yukarı bir avuç koydun. Evet. Daha böyle nane olunca güzel. Bunun içine maydanoz da koymamız lazım ama artık bunu fazla koyduğum için ona gerek yok. Bu da böyle. Bol naneli. Evet. Şimdi karabiber koyuyoruz. Herkes ne kadar acı istiyorsa acı yapabilir.
Karabiber ne kadar koyuyor? Karabiber bu kadar. Yarım kaşık. Evet, bir tatlı kaşığı mesela. Tatlı kaşığı. Evet. Yarım yemek kaşığı. Evet, aha, öyle. Mermerinde bu kaşık vardı diye bunlar döktü. Bu böyle. Şimdi böyle bir tatlı kaşığı da şeker. Şeker. Evet. Şimdi pirincimi dökeceğim. Pirinci kavuruyor muyuz? Evet. Böyle kavuruyorum işte gördüğün gibi. Şimdi ben buraya şeyi de nar ekşisi de ekleyeceğim. Tuzumuz. Bunların az kısmıyla. Tuzlu isteyen tuzlu yapar. Ben az tuz koydum. Belki yaprakların daha tuzlu tamamlamıştır. Bu da nar ekşisi. Nar ekşisi yoksa limon çok koyabilirsiniz. Bir kaşık mı koyduk? Evet. Şimdi ben bunu iyice böyle karıştıracağım. Dinlenmeye bırakacağım. Çok fazla pişirmiyoruz pirinci. Yok canım bak bir su falan yok içinde. Sadece bunu da karıştıracağız. Kavuruyoruz. Hiç su falan koymadık bak. Sadece salçası falan. Bunun içi böyle tamam bu hazırlandı. Şimdi dinlenmeye bıraktık mı? Bu biraz soğudu mu? Ondan sonra sarmaya başlayacak. Tamamdır. Bu böyle kavruldu şimdi. Hiç su falan yok bak. Bu yağ buna yetiyor. Şimdi sarmamızın içi hazır. Yapraklarımız da hazır. Yapmaya başlıyoruz. Ben bunları bu şeylerin köklerini atıyorum içine ki pişince mayhoşluğunu versin. Bunları da böyle bir altına sereceğim. Hani eğer altına tutarsa yanmasın öbürleri. Yani birkaç tane yaprağı tencerenin evet, altına evet, böyle. Seriyoruz. Evet. Yanmasın altı suyu çeker mekerse bunlar olunca bir şey olmuyor, yanmıyor. Çünkü ben kaç sefer böyle yaptım tavamı. Şimdi böyle yaprak çok büyük olsa böyle kenarından alıyorum da ince sarmak istiyorsanız az koyarsınız içine. Kalın isterseniz fazla koyarsınız. Ben ince istiyorum. Tamam ben de böyle ince yapacağım. Böyle tavanızı doldurduktan sonra o suyunu ısıtırsınız isterseniz soğuktan sıcak su koyuyorum. Üstüne de kaynarken yerine oynamasınlar bir tabak koyuyorum üstüne. Ondan sonra pişiyor. Üstüne gelecek kadar su koyacaksınız. Bakarsınız eğer pişmemişse biraz daha sıcak su koyarsınız. Gençler bu yaşlı işi siz daha güzel yapabilirsiniz. Yaşlı deyip kendine şey yapma şimdi ya dur. Yani ben gene söyleyeyim de Feri. Sen söyleme. Tamam. Her şey söylenmez. Tamam. Yaşımı söylemeyeyim mi? Yok hayır. O söylenmez o. Tamam. Daha dur. Ben tabii böyle sonuna kadar burada şey yapmayayım. Biraz böyle koyduktan sonra oturarak yapacağım. Sonucunu göstereceğiz değil mi Feri? Tabii canım daha pişerken, ocağa evet. Koyarken falan göstereceğim. Evet. Ayakta olmayacak merak etme evet. Oturtacağım seni. Tamam. Kıyamazsın bana değil mi ya? Tabii kıyamam. Ben kaynanasını seven de gözlerimi yaşarttı. ya ne yapalım? Var yok bir kaynanamız vardı değil mi ya? Hiç. Bir daha mı kaynana bulacağız? Ya bulur musun acaba sen bir daha kaynana? Yok Allah korusun. Ya nereden bulacağım kaynana? Allah korusun. Bulsam da senin gibisini nereden bulacağım? Benim gibi kız, benim kızım da, kızım gibi de bulamazsın. Herhalde. Şimdi bu yağın içine bu sıcak suyu koyuyorum ki yağımız boşa gitmesin. Bir bardak su koyacağım. Bir iki bardak koyacağım. Şimdi bardak daha koyacağım. Böyle üstüne gezdiriyorum. Leyla bir yarım bardak daha aldım. 2,5 bardak su koyduk şimdi. Bunu da böyle üstüne koyacağım. Kaynadığı zaman yerinde zıplayıp da bozulmasın diye. Bunu da koyuyorum böyle üstüne. Evet sevgili kayınvalidem hazır mı? Evet şimdi sarmamız
yapıldı, pişti, tam yemeğe hazır. Yapanların eline sağlık, yiyenlere de afiyet olsun.